Olsun bize yarım kilo alacağız, ne yazıyorsun? Osman bir kilo, iki kilo alıp düz hesap, 20 yazıyor. Alın 20'den alın. Zaten ona gel, ikime 23 milyon verince alın 20 verir zaten. Öyle olayım abi, 3 milyon verdi işte. Hadi koş ediyorum. Gidiyor mu? Evet, pardon. Allah'a hamdolsun ki bu sene rekoltemiz yüksek. İlk kırılan fıstık boz fıstıktır zaten. Akabinde ben fıstık, yani güneşin kızartılması sonucu oluşan ben fıstık olur. Fiyatlarımız ilk çıktığı vakit tezgahlarımızda 40-45 lira arasındaydı. Şu an ürünün biraz daha fıstık haline bol gelmesinden sebep fiyatlarımız 25-28-30 arasında, o bantta ilerliyor, seyirliyor. Biz buradan hani açıkçası bir tezgahtar olarak şöyle, ne şiş yansın ne kebap yansın misali. Ne yer ürün çok uygun olsun, yere düşsün, köylü mağdur olsun, ne de çok pahalı olsun, insanlar yemesin. Bunu istemiyoruz, bunu talep etmiyoruz. Fiyatlarımız şu an iyidir açıkçası. Çünkü niye? Çekirdek, bir kabak çekirdeği baz alacak olursak, kabak çekirdeği 40-45-50 lira bandında. Bugün yeşil altın dediğimiz Antep fıstığı 25-28-30 bandında. Şu an fiyatlar açıkçası iyidir. Yani bunun altına düşmesi de hayra alamet olmaz. Kavrulmuş fıstıklarda da yeni mahsul kavrulmuş fıstıklar da yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyorlar. Geçen seneye nazaran %20-25 bandında onlarda da gevşeme söz konusu. Mesela örnek verecek olursak, geçen sene 100 liraya, 110 liraya satılan en iyi fıstıklar, en güzel fıstıklar şu an 90-95-100 bandında. O şekilde ilerliyor. Şu an itibariyle üreticinin malın pahalı gitmesinden ziyade malın bereketli olmasını ilgilendiren bir nokta. O bu konuda bu sene memnun. Tüketici malın uygun olmasını ilgilendirir. Yani tüketiciyi malın uygun olması ilgilendirir. O da bu sene memnun. Bizi de tezgahtar olarak çok satmamız ilgilendirir. Elhamdülillah biz de bu sene memnunuz. Bu koronanın boy gösterdiği bu dönemlerde bu şekilde efendime söyleyeyim güzel sonuçlar almamız bizi memnun ediyor açıkçası. Mesela geçen sene yaş fıstığı biz 35 liraya bu zamanlar satarken şu an 28 liraya satıyoruz. Bu malın, ürünün, rekoltenin bolluğundan, çokluğundan kaynaklanan bir şey. Bu sene bereket çok senesi. Eğer, bir daha söylüyorum buradan sizin aracılığınızla, o şalvarlı diye nitelendirdiğimiz kara borsacılar işin içine girmezse Gaziantep'e dahi, Türkiye'ye dahi yetişecek 2 yıllık ürünümüz var. 3 yıllık ürünümüz var. Rekoltemiz yüksek. Çekim yapıyorlar. Çekim yapıyorlar.